Herkese selamlar. Bugün günlerden 12 Aralık Pazar. Şu anda Hollywood Bulvarı'na geldim. Los Angeles'tayım. Hollywood Bulvarı'nı gezmeden olmaz. Hollywood Bulvarı'nın başlangıcındayım. Bu yıldızlı yolun olduğu köşedeyim şu anda. Burası La Brea ile Hollywood kesişimi. Hollywood Bulvarı buradan başlıyor. Yani o önemli sayılabilecek hadiseler buradan sonra başlıyor. Ben şu anda en başındayım. Bu bulvarda gidip geleceğim. Size Hollywood hakkında, Hollywood Bulvarı hakkında bilgiler vereceğim. Haydi başlayalım. Arkadaşlar özellikle pazar gününü seçtim ve güneşli bir gün yakalamaya çalıştım. Saat şu anda öğleden sonra 3.30 falan. Bu saatler genelde Hollywood'un en çok turist alan, en kalabalık olduğu yoğun saatleri. Yani gece olarak da daha yoğun halleri var ama ben gündüz saati her aydınlıkken size daha detaylı gösterebileyim diye böyle bir gün ve saat seçtim. Arkadaşlar Hollywood Bulvarı'nda yürümeye başladım. Bolca palmiyenin bizi karşıladığı bir giriş alanı var ve yerde yıldızların hemen başladığını görüyoruz. Bu yolun karşı tarafında da aynı şekilde başladı. Burada bir sürü ünlü ismin yerde yazılı olduğunu söyleyebilirim. Şimdi Hollywood denilince arkadaşlar akla birkaç şey geliyor Los Angeles'ta. Hollywood Sign var. Dağdaki Hollywood yazısı akla gelebilir. Hollywood Bulvarı aklınıza gelebilir. Yani şu anda size gösterdiğim yer. Onun dışında Hollywood bir semt burada ayrıca. Kocaman bir alanı kapsıyor. Hatta kuzey ve batı olarak da ikiye ayrılmış durumda. North Hollywood, West Hollywood. Ve bir de Hollywood Hills var. Şimdi size bunları da video içinde farklılıklarını açıklayacağım. Arkadaşlar bu az önce yürümeye başladığım birleşim La Brea Hollywood kesişiminden yürümeye başladım. Zaten hemen çok yakında Kodak Theater'a ulaşacağım. Şurada yolun karşısında. Daha ileriden bir yerden yolun o tarafına geçeceğim. Size oraları göstereceğim. Şimdi etrafta ilginç bir şey olmadığı zamanlarda ben Hollywood hakkındaki konuşmalarımı yaparak biraz duruma açıklık getireyim. Hollywood Bulvarı, önce oradan açıklamaya başlayayım. Aslında eventleri saymazsanız, buradaki ödül törenlerini, buradaki o ünlü kalabalıklarını, kırmızı halıları saymazsanız Hollywood perperişan, rezalet ötesi bir yer. 5 para etmez yani. Burada Los Angeles'ta 50 sene, 100 sene yaşayın. Buraya bir kere gelmezsiniz. Yani burası şehrin en gelinmeyen yeri. Ne olur gece kulüpleri var bazı. Hepsi dandik dunduk tabi. Oralara gelen gelir. Onun dışında buralara kimse gelmez arkadaşlar. Hollywood Bulvar olarak rezalet ötesi bir yer. Ve sanıyorum ki günden güne daha kötüye giden bir yer. Şimdi burada turist ağırlıklı olduğu için wow bir sürü insan var ya, ne oluyor, bir şey mi oluyor? Dükkanlar ne? Aman yazılara bak, levhalara bak, ışıklara bak derken bir şey varmış gibi. Ama buranın turistsiz boş hali rezalet bir şey yani. Hollywood yazısına gelirsek, dağdaki Hollywood yazısı dünyanın en iyi pazarlanmış simgelerinden biri bence. Yani toprak, kurak bir dağın üzerine kocaman harflerle bir semt yazısı yazılıyor ve bu dünyanın en önemli lokasyonlarından biri haline geliyor. Bayağı dünyanın her yerinden insanlar geliyor. O yazının önünde fotoğraf çekilmek için. Tüm filmlere konu oluyor, klipler falan. Halbuki bir tane yazı. Ama reklam ve pazarlaması dünyanın en iyi örneklerinden biri. Tabii bu Hollywood'un sembolü nedir? Oradaki Hollywood yazısı bizdeki semt, yani Bayraklı Balçova gibi değil tabii ki. O bir büyük bir film sektörünü sembolize ediyor. Hollywood'un bir de bu tarafı var. Hollywood film sektörüne okey, kimse eline su dökemez. Dünyanın en büyüğü burası. Burada yani stadyum büyüklüğünde stüdyolar var. Onun dışında böyle metre başı stüdyo olan sokaklar, yerler var yani. Burada her yer stüdyo arkadaşlar. Bütün film dünyası, bütün reklam dünyası, bütün klip dünyası burası başkentlerinden biri. Hollywood Hills'e gelirsek, Hollywood Hills gerçekten aslında Hollywood denildikten sonra ilk akla gelen film dünyasıysa, ikinci akla gelebilecek önemli kriter lokasyonlardan biri Hollywood Hills arkadaşlar. Hollywood Hills lokasyon olarak kuzeyle North Hollywood'la batı West Hollywood arasındaki dağın olduğu kısma Hollywood Hills deniyor. Batı tarafına bakıyor, yani deniz tarafına bakıyor. Burada yanlış yola girdim. Burada gerçekten bütün ünlüler, zenginler, güzel mimari evlerde, harika manzaralarda akıl almaz hayatlar yaşıyorlar. Şimdi herkesin "Aa, burada bir şey mi var ya?" şeklinde yavaşlayıp etrafa bön bön baktığı yerlerden geçiyorum. Ben Amerika'ya ilk geldiğimde de burada bu kuru gürültü vardı. Gerçekten ilk gelince "Wow, olamaz, nasıl bir yer burası, aman Allah'ım Hollywood'dayım" dedirtebilen bir etkisi var. Ama ikinci, üçüncü gelişinizde hemen anlıyorsunuz ki hiçbir şey yok. Burada bir Hard Rock Cafe'nin mekanı var. Hepsi hediyelik eşya üzerine kurulu. İçeride küçük bir restoran alanı. Burası Kodak Theater. Burada bir event olduğunda bu bulvar komple kapanıyor. Trafik tamamen kapalı. Her yer koruma, polis, kırmızı halılar, zaten kameralar, magazin, yani böyle 100 metre yaklaşık bakamazsınız. O zaman çok daha etkili, wow Hollywood dedirtiyor. Ama aslında bir numarası yok arkadaşlar event olmadığı zamanlarda. Size etrafı göstererek ilerleyeceğim bu kalabalık içinden. Burası bir alışveriş merkezi. Hollywood Highland diye isimlendirilir. Çünkü burada La Brea vardı başladığım nokta. Burası da Highland Bulvarı. Buralar bulvar, sokak ve cadde isimleriyle çok kullanılır. Hollywood Highland kesişimi olduğu için de bu mall'un ismi öyleydi. Şu anda tadilatta sanırım, absürt bir görüntüsü var. Yürümeye devam edeceğim. Yıldızları da göstermek isterim ama bunlar sayısız, yani hangi birini göstereyim. Böyle bir yer işte, yani böyle yıldızlarla dolu bir cadde arkadaşlar. Birkaç blok yürüyeceğim. İnanın o kadar ilginç değil ki ne göstereceğimi, ne yapacağımı bilmiyorum. Ama Hollywood Bulvarı'ndayım. Gelemeyen, göremeyen arkadaşlar için göstereyim. Hiç kalkıp buralara gelmeyin. Sakın enerjinizi, paranızı harcamayın. Hayaller kurmayın. Bu bir kiralık Ferrari arkadaşlar. 100-200 dolar veriyorsunuz, böyle iki tur atıp geliyorsunuz. Böyle yazlık yerlerde jet ski kiralamak gibi bir şey. Her yerden garip müzikler. Karşıda ayrıca kovalara vurarak bateri çalan vatandaş var. O zaten var, yani hep var. 15 senedir her gün var. Burasının ayrıca kalabalık olmasının diğer bir tarafını anlatayım. Yaya trafiği, evet, turistik olarak "Aa, Hollywood'a gidelim, Hollywood'u görelim." Los Angeles'ı ziyaret eden insanların Hollywood'u gezmek istiyorlar. Bunu anlıyorum ama ayrıca çok yoğun bir araba trafiği vardır arkadaşlar burada. Bunun sebebi de az ileriden, yani bu Highland Bulvarı üzerinden biraz daha gidildiğinde çok büyük bir otobana çıkıyor olması. Önemli bir Hollywood otobanıdır orası, 101 otobanı. O yüzden buranın trafiği de hiç bitmez. Buraya ayrı bir yoğunluk katıyor. Ben şimdi buradan yürümeye devam edeceğim. İlginç yerlerde kameramı tekrar açacağım. Arkadaşlar, böylesi büyük kesişimlerde, büyük bulvarların kesişiminde yayaların bu yönlerde gidip gelmesinin yanı sıra bir de böyle çapraz geçişlere müsaadesi var. Bu Amerika'nın birçok yerinde vardır yani. Genelde burada insanlar ışığı bekler, bizdeki gibi uçmaz yola. Çünkü cezası var. Onun dışında çok riskli zaten burada. Araçlar çok hızlı. Herkesin arabası kuvvetli. Herkesi bastırır yani. Yola atlamanızın pek bir mantığı yok. Şu anda herkes geçişini yapıyor. Dediğim gibi çapraz geçiş yapanlar da var. Şu anda yol herkese kapalı, yani tüm taşıtlara kapalı. Yoğun geçişi olan yerlerde yayalar öncelik sağlansın diye yapılmış. Burada müzik yapan ayrı bir ritimci vatandaş daha var. Onun gürültüsünden belki sesim duyulmuyor olabilir. Bolca evsiz görebileceksiniz. Belki cumartesi pazar günleri biraz temizliyorlardır ama normalde bayağı evsiz yuvası buralar arkadaşlar. Evet, şu yanıp sönen ışıklar, renkli tabelalar, turist otobüsleri, lüks arabalar ve diğer insanların yürüyor oluşu. Kesinlikle buralarda bir şey olmalı ya. Yani ben mi göremiyorum acaba? Nerede bu eğlence gibi bir insanlara heyecan yaratıyor. Ama bomboş bir heyecan. Bu ışıklar hiç bitmez, böyle her yer ışıklı dükkanlar falan. Bomboş bir yer arkadaşlar. Buranın hiçbir olayı yok. Los Angeles'a gelip de Hollywood'u gezen arkadaşların hayal kırıklığını düşünemiyorum. Belki çok çok geri ülkelerden gelen insanlar varsa buralar enteresan olabilir. Arkadaşlar çok fazla ilerlemeyeceğim. Çünkü mevzu biraz burada. Yani Kodak Theater'ın olduğu, yoğun kalabalığın olduğu alana doğru gideceğim. Bundan sonrası zaten böyle yıldızlı yol devam ediyor. Gene hediyelik eşya dükkanları, saçma sapan, garip kokan restoranlar. Buranın böyle insanları biraz rahatsız edici bir kokusu var. Özellikle restoranların yoğun olduğu yerlerde çok ağır bir yağ kokusu var. Böyle bir şey bizde yok. Sokakların da ayrı bir kokusu var. Sokaklar pis arkadaşlar. Hiç iç açıcı bir koku değil. Bayağı böyle Hollywood'u yerden yere gömüyorum. Ama gömeyim yani. Bu videoyu izleyip de belki aman Allah'ım ya, hiç biz Los Angeles'a gitmeyelim, paramız cebimizde kalsın şeklinde arkadaşlar olabilir. Onların hayatını kurtarayım. Böyle anlamı olmayan garip sokak satış elemanları, buranın olmazsa olmazı cadde üzeri hot dogcular, takocular, burritocular. Bunlar gece burada 100 katı fazla oluyor tabii, şu anda gündüz olduğu için sanırım pek izinleri yok. Restoranları böyle göstererek geçeyim. Frozen yoğurt dükkanları, ice cream dükkanları, portreciler. Yani portreciler bile yani yandan yemiş. Üstler başlar falan perperişan. Bizde gidiyorsun, adam böyle entelektüel, giyimi kuşamı, konuşması, sakalı, piposu, gözlüğü, bir tarzı var yani. Burada böyle loser, ya, acayip loser bir ortam. Az önce şu köşe dedim arkadaşlar. Size dediğim otobanın yolu burası, o yüzden böyle yoğunluk, otobandan çıkanlar. Arkadaşlar burası Hollywood Highland metro girişi. Buradan metroya giriliyor. Yaşadığım zamanlarda bu metroyu çok kullanırdım. O yüzden buradan her sabah her akşam geçtiğim bir dönem vardı. Uzunca bir dönem. Yani Hollywood'dan özellikle aşırı sıkılmış biriyim. Sebeplerinden biri de buradaki metroyu kullanışımdı. Yani sizler de düşünürseniz yaşadığınız şehrin en metropol yerinde otobüse bindiğiniz bir durak ya da metroyu kullandığınız bir alandan her gün geçiyorsunuz. Sizin için ilginçliği sıfır. Onun gibi bir şeydi. Burada kiralık Ferrari duruyor. 89 dolarmış arkadaşlar ve depozit yokmuş. Vermeden, yani kapora vermeden kullanabilirsiniz diyor. Çarpınca tabii hayatın kayıyordur, o ayrı. Kodak Theater'ın önüne geldim. Yani isim olarak, marka olarak ve yaşanmışlıklar olarak en önemli yapısı bu arkadaşlar. İçeri girmeye izin veriyorlar mı? Şimdi maskemle, çantamla çok girmeyeyim. Şöyle bir girişi var arkadaşlar. Tabii böyle bir zamanda hiçbir olayı yok ama burayı bir event'e yakalamak, bir event zamanı geziyor olmak güzel olabilir. Ben bir keresinde buradan, o dediğim zamanlarda metrodan çıktığımda bir event'e geldim. Tabii şimdi caddeyi kapatıyorlar ama metroyu kapatamıyorlar. Halk kullanıyor. Böyle yorgun argın işten mi, okuldan mı, bir yerden dönüyorum. Bir çıktım. Burası patlıyor. İnanılmaz. O zaman çok değişikti. Wow dedirtmişti bana. Çünkü o akşam, yani birkaç saat sonrasında tüm ünlülerin toplandığı bir red carpet olacaktı. Benim haberim yoktu böyle bir şeyden. Tesadüfen denk gelmiştim. Evet, yürümeye devam ediyorum arkadaşlar. Burada müzik yapan bir sanatçı. Hediyelik eşya dükkanları. 4 tane al 10 dolar ver şeklindeki reklamı, anahtarlık, uyduruk tişörtler, sweatshirtler, şapkalar. Yani rezalet, vizyonsuz dükkanlar var gerçekten. Burada Chinese Theater burası arkadaşlar. Burada bir şey olacakmış gibi bir olay var. yarın da olabilir, bugün de olabilir. Pek bugünlük değil gibi sanki. Bunlar böyle abartılı önceden başlar bütün hazırlıklara. Burası Roosevelt Hotel arkadaşlar. Hollywood'un, Los Angeles'in eski otellerindendir. Burada bir insan trafiği. Biraz bekliyorum. Yani neredeyse arkadaşlar az daha gitti mi Hollywood bitiyor yani, işte bu kadar. Yani 15 dakikalık bir tur için insanlar buraya geliyor yani. Dünyanın her yerinden, inanamazsınız yani. Burası şu an turist dolu ve her millet var yani. Her renk, her cins insan var. Çılgınca fotoğraf çekip video çekiyorlar. Burası Madam Tussaud. Müze burası arkadaşlar. Mum heykellerin olduğu, birebir sanatçıların, sporcuların mum heykellerinin olduğu. Parayı veriyorsunuz, içeri giriyorsunuz, geziyorsunuz. Burada bu ablamıza cinsiyetini anlayamadım gerçi. Evet, bayan. Para veriyorsunuz. Elindeki harflerden isminizi yere yazmakta. Bakov. What? You cannot tape here. Why not? Bakov. Bakov. Why not? Bakov. Because it's my art. I don't let you tape. Bakov. I said Bakov. It's a public secret. Böyle salaklar da var. Uzaktır diyor. Burası benim sanatım diyor. Çekemezsin diyor. Evet. Böyle deliler her zaman var. O zaman polisi ara dedim. Arkadaşlar burası Hollywood. Yaşadığım olaya bakın. Canlı canlı kamerada yaşadınız. Ben anlamadım bile ne demek istiyor. Ya burası cadde diyorum yani. Kime neyi yasaklıyor ama. Neyse. Şimdi canlı yayında kamera kaydında tartışmayayım. Zaten kafa gidik. Delinin teki. Burası bir hediye dükkanı da arkadaşlar. Burası da gittikçe büyüyor. Eskiden daha küçüktü. Sadece hediyelik eşya var. Kıyafetten bardaklara, oyuncaklardan anahtarlıklara. Burası turist otobüsü arkadaşlar. Bunlar böyle buradan kalkar. Beverly Hills falan gezdirirler. Kimisi Hollywood Sign'a çıkar. Böyle anlamsız sokaklarda geziyorlar. Bunlar da böyle etrafa garip garip bakıyor. Yani Los Angeles'a gelen birçok turistin ya Allah kahretsin niye biz buraya geldik diyebilecek ihtimali çok yüksek düşünüyorum. Birkaç lokasyon etkileyebilir. Deniz kıyısındaki bazı lokasyonlar, bazı manzaralı alanlar, bazı müzeler, yiyebileceğiniz belki güzel yemek tarzları olabilir. Bazı iddialı restoranlar ama genel olarak Los Angeles ne işimiz var burada ya? Bu kadar parayı, bu kadar hayali, bu kadar emeği biz buna mı harcadık dedirtebilecek en, yani ilk sırada gelebilecek şehir olabilir arkadaşlar. Los Angeles'a turist olarak gelmenin çok bir numarası yok. Los Angeles ne açıdan gelinebilir? Los Angeles bir film sektöründe hayaliniz varsa, bir oyunculuk, bir yönetmenlik, sanat alanında, müzik alanında bazı hayalleriniz varsa, yaşadığınız ülkelerin şartları ve vizyonu sizi çürütüyor ve yoruyorsa Los Angeles bu bakımdan değerlendirilebilecek bir yer. Los Angeles tuttuğunu koparanların, hayalini sonuna kadar kovalayabilecek insanların, yani ben bunu kafaya koydum ve yapacağım diyebilecek karakterde kuvvetli ve sabırlı insanların yeri. Onun dışında Los Angeles'ta turist olmak, kısa süreli gelip gitmeler, pek hayali olmayan böyle boş gelişler ya da çok hayal kurup gelip burada alt tabaka işlerden kurtulamayan bir sürü genç, her milletten, Türklerden de çok, inanamazsınız yani, çok sayıda var. O yüzden Los Angeles'a turist olarak değil, bazı hayallerinizin gerçekleştirmek isterseniz, o sabrınız, o inancınız varsa Los Angeles böyle bir yer. Hollywood böyle bir yer. Bu Hollywood'u kuru kuru size sokaklarını, dandik esnafını göstermek için videoyu yapmadım. Bunun altındaki mesajı vermek için bu videoyu da böyle tamamlamak üzere planımı yapmıştım. Hollywood'a bu sebeplerden dolayı gelmemeniz gerekiyor Hollywood'a hayallerinizi kovalamak için. Sanat konusunda bir şekilde ilerleyebilmeniz için, doğru insanlarla tanışabilmeniz için, İngilizcenizi geliştirmeniz için burası bir güzel bir adım. Kayıda şu köşede başlamıştım. Karşıdan gittim, buradan geri geldim. Hollywood turumuzu tamamlamış durumdayız. Sokakları gösterdim. Onun dışında Hollywood'dan bahsettim. Hollywood başlığı altında akla gelen tüm maddeleri saydım. Film stüdyosundan tutun, dağdaki yazısına, semtinden tutun, Hollywood bulvarına kadar birçok şeyden sizlere bahsetmeye çalıştım. Hollywood budur. Bundan daha fazlası değildir. Anlattıklarım çerçeve içinde Hollywood'u size sunmaya ve tariflemeye çalıştım. Hollywood bulvarı içinde gezerek Hollywood semtini, Hollywood film sektörünü anlatmaya çalıştım. Aslında bulvarında, Hollywood'un kendi bulvarı üzerinde enteresan hiçbir şey yoktur. İnsanların bir kere bile gezmesinin fuzuli olduğunu düşündüğüm lokasyonlardan biridir. Buraları görme hayalleriniz varsa tamamen kafanızdan çıkarın. Buraları görmek, Hollywood Sign'ı görmek, önünde fotoğraf çekilmek, Santa Monica'da, Pier'de yürümek için Hollywood'a gelmeyin. Hollywood'a büyük hayallerinizi, bu şehre ait olan, bu şehirde kuvvetli olan sektörü yakalayıp, içinde harmanlayıp kendinizi geliştirebilmek için gelmelisiniz. Los Angeles zaten belli hangi sektörlerde ileri olduğu, burayı seven, bilen, takip eden, araştıran insanlar çok iyi biliyordur. Size uygun bir tarafı varsa buralara gelmeyi deneyin. Ama başka bir şehirde olmak, Amerika'da olmak, özellikle yetersiz İngilizceyle, hiç kimseyi tanımadığınız, ekonomisi bizim ülkemiz açısından gelinmesi ve kalınması zor bir lokasyonda adapte olmak zordur. Ulaşmak istediğiniz hayallere sizi tahmin ettiğinizden daha geç sürede sahip olabilirsiniz. Bunları düşünmeniz lazım. Hollywood rüyasına kapılmayın. Buranın da bir gerçek tarafı var. Buranın da zorlukları var. Burada hiçbir şey muhteşem değil. Size bu örneği dünyanın en ünlü sokak isimlerinden biri olan Hollywood'u göstererek açıklamak istedim. En ünlü yer, kırmızı halılar yapılıyor, törenler, neler yapılmıyor yani. Buradaki eventler çok kuvvetli eventler. Bütün o Hollywood Hills'teki ünlüler iniyor, burada ödüllerini alıyor. Bütün dünya televizyonlardan izliyor işte. Hepsi burada oluyor. Ama burası bile görüyorsunuz yani. Yerdeki deli bir sanatımı çekemezsin diye ayağa kalkıyor. Halbuki yaptığı işi tarifliyordum yani. Ne yapmaya çalıştığını anlatıyordum. Hakkında en ufak bir yanlış ve kötü düşüncem de yoktu. Sanatına saygım var ama ben de burada belki kendimce bir sanat yapıyorum. O benim sanatıma şey yaptı biraz. Yani bizzat da onu çekmiyordum halbuki. Çok geniş açı bir lensteyim. Orada küçücük bir alanda çıkıyordu. Elimdeki küçücük kibrit kutusu kadar kameradan etkilendi. Kızdırdık. Üzüldüm açıkçası. Ama buradaki insanların kafalar çok gidik arkadaşlar. Burada rahatsız insan çok fazla.